Arkadaşlar merhaba. 14 Ocak 2022 Cuma günü gündüz programında, gündüz yarışlarında Kocaeli'deyiz. Kocaeli'de 8 koşulu bir program var. TCK'nın vermiş olduğu liste dahilinde. Evet, hemen değerlendirmelerimize geçelim. Kocaeli'de tüm koşular kum pisti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Normal kum pistte birinci koşuyla beraber baktığımız zaman birinci dörtlü ganyan mı oluyor? Birinci dörtlü ganyan başlıyor arkadaşlar. Evet, burada yani şöyle söyleyeyim, biz Bobby Kalınoğlu'nu zaten geçenlerde tek vermiştik. 1 ve 2 numaralı safkanlar, yani Bobby Kalınoğlu, Ahmet Çelik ve 2 yarı şampiyon Halil Kaplan'la iki sırayı paylaşacaktır diye rahatlıkla söyleyebiliriz, bir aksilik olmazsa. Bu da şu Ferro Baba'yı takip edelim. Yani burası 1-2 bitmiş görüntüsü arkadaşlar. Yani bilmiyorum, Bobby Kalınoğlu bir daha gelecek gibi duruyor. Onu da söyleyeyim. Hani Ahmet Çelik orada 62 bin lirayı toplayacaktır at sahibi için. Evet, bir de Ferro Baba'yı da izleyelim bakalım arkadaşlar ne yapacak. İkinci koşuyla beraber 7'li plase başlıyor. Birinci üçlü Gayan falan. Bunları siz takip ediyorsunuz zaten. Ben söylemeyeyim. Şartlı 3 dişi, 3 yaşlı İngilizler. 1200 metre burada kısa mesafeli bir koşuya çıkacaklar. Şimdi burada da bir numara Snowbird arkadaşlar. Üçüncü birinciliğini alır mı? Yani bu grupta hani alır yani. Bu grupta koşuyor. Hani altta çok böyle büyük bir rakip yok bunu zorlayacak. Bir iki numara Wonder Girl var. Müsel Kayışlı. Müsel Kayışlı bu aralar bayağı bir yükselen grafiğe sahip performans olarak, apprenti olarak da gelecek güzel gözüküyor Mürsel Kayış'ın. İtmanlardan böyle yarış pistlerine doğru kaydı. Çalışkan bir arkadaş olduğunu anlayabiliyoruz. Bunların arkasından da Angry Queen gelecek arkadaşlar, 3 numara. Yani 1-2-3 şöyle. Ama normal şartlar altında burada 1 numara 61 kilodan 1200 metrede etkilenmeyecek kesin. Yaparsa Wonder Girl yapar. Snowbird'ü geçer arkadaşlar. Biraz zorlanabilir ama. Evet. Üçüncü koşuya geçtik şimdi. Altılı Gayan üçüncü koşuyla beraber başlıyor. Satış bir koşusu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 1500 metre kum piste çıkacaklar. Toplam 11 tane safkan var. Evet, güne çok at yazarak başlıyoruz. 6 tane at yazacağız buraya. En fazla at yazacağımız yer de burası arkadaşlar. 5 numaralı Have a Nice Trip Ahmet Çelik'le, 1 numaralı Koca Yiğit Mustafa Çiçek'le, 2 numaralı Balyacı Salih Halil Kaplan, 7 numaralı Circle of Life Adem Aslan, 4 numaralı Spring Break Akın Sözen ve 8 numaralı Horoz diyoruz Okan Akel'le. Evet, burada bu Demdem'le Sepulveda'yı pas geçtik biz, bu ekürleri dilenenler yazabilir. 5 1 2 7 4 8 diyoruz buraya. 5 1 2 7 4 8. Evet, dördüncü koşuya geçtik şimdi. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı olmuş oluyor. Maiden bir koşu. Dişi. 4 yaşlı Araplar 1500 metre burada kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar burada 3 tane at dışına çıkmaz diye düşünüyoruz. 6 numaralı önemli Akın Sözen'le, 7 numaralı, artık zamanı geldi bu önemli de Akın Sözen üzerinde böyle güzel bir yönetimle getirebilir. 7 numaralı Sarışın İzmir Halil Kaplan'la. Bu Sarışın İzmir de arkadaşlar kendini gösteriyor. Bir üçüncülük yaptı burada. Gördüğünüz gibi. Kendini gösteriyor ama sonuca gidemiyor. Bugün belki bu grupta gidebilir. Onu söyleyeyim. 3 numaralı Didor. Ekürler Mahmut Turan 3 numaraya biniyor Didor'a. Ve Şeref'in kızı 8 numara Nurettin Şen'le. 6-7 Ekürler 3 ve 8 diyoruz buraya. 3 at burası için. Bize göre yeterli durumda arkadaşlar. Çok farklı bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz. Bu atlar dışında.
Özellikle 6 numaranın şansı çok yüksek. 5. koşusu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. Bir kupa koşusu bu. Kocaeli'nin belediye başkanı herhalde gidip kupayı verecektir. Kimse artık o. A3, 4 yukarı İngilizler. 1900 metre kum piste çıkacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada bu kupa koşusunda 4 numaralı Cagner Ahmet Çelik'le bizim bankomuz. Geçen sene de zaten Müslüm Çelik'le geçen senenin başıydı yine yılbaşı. 3 tane koşu arka arka kazanmıştı. Hem de zannedersem Adana, Kocaeli böyle 3 tane farklı yerde arka arka kazanmıştı. Burada da tabii bir 41 günlük bir arası olmasına rağmen bu sefer üzerinde Ahmet Çelik var, tecrübeli jokey var. Burada yukarıdaki atları işte Kuzey Yağmuru'nu gibi, Mavi Kılıç, Oğlum Doruk, bunları geçecektir arkadaşlar. Bizim bugünkü bir tane bankomuz, o da Cagner. 4 numaralı Cagner. Bu kupa koşusunu kazanacaktır arkadaşlar. O güce sahip bu safkan. Bırakacaklarını düşünmüyoruz Cagner'in. 58 kiloyla Ahmet Çelik banko. Evet, 6. koşuya geçtiğimiz zaman şartlı 3 bir koşu. Yine dişiler, 4 bir yukarı İngilizler. 2000 metre. Burada kum pist var. Arkadaşlar burada iki tane safkan dışına çıkmaz diye düşünüyoruz. 6 numaralı Senna, Akın Sözen'le ve 1 numaralı Commitment Ahmet Çelik'le arkadaşlar. Burada varsa sizin atınızı ilave edersiniz. Hani Anita Black'i biz tutuyoruz normal şartlarda ama biraz sert gelebilir bu grup bu sefer. 6 numaralı Senna ve 1 numaralı Commitment diyoruz. Hani arkasından da en fazla Filberta gelir ama dediğim gibi 6 ve 1 arasında geçecek olan bir yarış bu bize göre. Evet, 7. koşuda şartlı 4, 4 yaşlı Araplar 1800 metre kum piste çıkacaklar. 7 tane safkan içerisinde 3 tane safkana burada yer verdik. 4 numaralı Akdeniz Kaan Gökçe'yle bugün çok iyi bir koşu bekliyoruz arkadaşlar Akdeniz'den. 2 numaralı Kılıç Faro burada Cemal Paso'yla ikinci atımız ve 3 numaralı oğlum Yama Furkan Himne burada. 3 tane safkan yani 4 2 3 2 3 4 olmuş oluyor şöyle 2 3 4 şeklinde 3 at. Burayı 3 atla geçmeyi planlıyoruz. Ve son koşu Kocaeli'de son ayak 8. koşu Maiden dişiler 4 yaşlı Araplar 1500 metre kum piste çıkacaklar. Evet, bu arada tabii soğuklar her yerde arkadaşlar, Avrupa'da, Türkiye'de, her yerde. Bizim de sesler gidiyor geliyor böyle, kusura bakmayın. Evet, burada şimdi gördüğünüz gibi 8 atın 3 tanesi ekürler var. Normal şartlarda ekürlerin burada tabii bir şekilde 5 numarayı baz alıyoruz biz burada tabii. Hamrayla kazanması lazım ama üzerinde aprantiler var, yani apranti var arkadaşlar. Bu arkadaş Eren Dursun Ökten. Şimdi yine bir şey söyleyeceğim. Orada gene alınmalar olacak falan. Ama onunla güvenilip, şimdi bu 5'e güvenilip yola çıkılır mı? Gerçi Kürşat Yılmaz'ın bindiği safkan Rengin Sultan da fena değil. Cemilem Kız Halil Kaplan'la o da fena değil. Ama bu grupta 4 numara Ehli Keyf, Mahmut Turan'ın bindiği Ehli Keyf. Ve 1 numaralı Bilşen, Ahmet Çelik'le ve 6 numaralı Minerva, Burak Akçay'la bunları geçebilecek mi Hamra? Yani bunu başarırsa o zaman tek atın arkadaşlar yani. Ama başaramazsa 4-1-6'yı ilave etmek durumundayız. Maalesef. Yani son ayağa kadar geldikten sonra da burada bu yüzden yapmak da çok kötü olur. Tutup da 1 gelir veya 4 gelir veya 6 gelir arkadaşlar. Yani burada bu ayakta garip bir durum var. Böyle 3 tane ekürü koymuşlar ama yani pokerde 5 benzemez vardır, bu da 3 benzemez olmuş burada. 8. koşuyu da bu şekilde ekürler arkasından 4-1-6 olarak tavsiye ediyoruz size. Arkadaşlar Kocaeli ile ilgili bizim tabii ki başarı oranımız bayağı yükseldi Kocaeli'de, onu söyleyeyim size. Bugün de görüşlerimizi burada noktalayıp koyuyoruz. İzmir ile ilgili videomuzu yayında.
İyi bir yarış günü geçirmeyiz. İyi herkesin cumasını kutlayalım bu arada arkadaşlar. Hepimizin cuması mübarek olsun diyelim. Hayırlı cumalar. İyi hafta sonları da diliyoruz. Başarılı bir yarış günü diliyoruz arkadaşlar. Herkese bol şans. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşça kalın.